oturdum, şey aldım, bez aldım, yerleri hani çöktüm, yerleri bezle falan sildim, o şekilde temizledim. Bir tane karikatür Tamam. vardı ya, salayım mı şortluyu diye. Burada o şortlu kış aylarında Alışveriş da yaparken en böyle isyan ettiğim, artık böyle saçımı başımı yolacağım kıvama geldiğim şeydi. Herkese merhaba. Bugün Samet'le beraber karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Samet bize konuk olmuştu ve ona şeyden bahsetmişti. Letonya'da bazı şeyleri çok şaşırmıştım ama zaman geçtikçe normalleştirmişim ve unutmuşum. Hatta böyle bir liste tutmuştum dedim. Listeyi çıkardım, sonra şey dedi, benim de böyle bir listem var. Samet'le bazı şeylerimiz çok benziyor. İbrahim şey dedi, bu video hakkıyla siz ikiniz yaparsınız. Bugün Letonya'da nelere şaşırdığımızı sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bugünkü Evet. konuğunuz Kıdemli konuğumuz. benim. Şimdi benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi Letonya'nın kışıydı aslında. Samet kışı henüz Hiç çok tanık olamadı. görmedim. Ama bizim geldiğimiz ilk sene lapa lapa kar yağmıştı. Bir de şöyle bir şey şaşırmıştım ben Samet. İşte bizim bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlarımla. Onlar böyle bahar fotoğrafları falan gönderiyorlar bana. İşte bak ne güzel çiçek açmış, işte kulağın arkasında çiçek takmış falan, parktan fotoğraflar gönderiyorlar. Ben de bir anda şey oldum böyle, yani Nisan ayında niye kapıyı pencereyi kapatmışım? İşte perdeyi açayım birazcık içeriye güneş gelsin diye. Perdeyi açtığım anda lapa lapa karla karşılaştım ve çok bozuldum gerçekten. Nisan'ın ortasındayız ya, kar nasıl yani falan diye. Tabii bu sene o kadar çok soğuk olmadı. Henüz Evet. karlar başlamadı. Geçen yıl da olmadı. Geçen Bu yılda. hikaye bir önceki yıla ait Tabii sanıyorum, değil tabii mi? bir önceki 2018 yaz. yıla ait. Peki senin böyle soğuklarla ilgili şaşırdığın şeyler oldu mu Letonya'da? Oldu. Birkaç şey oldu. Bir tanesi soğuğun, karın, yani yine de görmemiş olsam da hem buradaki insanlardan duydum hem de buradaki hiç görmedim değil. Çok az da olsa bir miktar kar gördüm burada. Ama İstanbul'da gördüğüm kardan fazlasını gördüm yine Letonya'da. O gördüğüm kar buradaki hayat akışını hiç etkilemiyordu. Kesinlikle. Mesela şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu oldu. İnsanların kış aylarındaki giyimleri dikkatimi çekti. O kadar da soğuktan etkilenmiyorlar. Hani bir tane karikatür vardı ya, salayım mı şortluyu diye. Burada o şortlu kış aylarında Adam bazen üstü kaban, altta şort falan Evet. oluyor ya da çorap giymiyorlar. Evet, çorap giymiyorlar. O çok enteresan geliyor. Kış, buz gibi hava ama çorap yok ayaklarda. Biz bir de ilk geldiğimiz sene, biz galiba su alışık. İlk geldiğimiz sene içlik falan giyerek çıkıyorduk dışarıya ve kalın montlarla, kalın kazaklarla otobüse biniyorduk. İnsanlar neredeyse ince böyle tril tril kumaşlardan kıyafetler ya da işte altlarında şort ya da çorap yoktu falan. İnanılmaz şaşırıyordu. Peki bir de sokak hayvanları. Evet, buradaki en garip gelen şeylerden bir tanesi sokak hayvanlarıydı. Hele ben İstanbul'dan geliyorum, İstanbul'da Beşiktaş'tan geliyorum. Hani Beşiktaş'ta yaşayanlar bilir, her tarafta kedi var. Her tarafta kedi var. Aynı zamanda çok miktarda sokak köpeği de var. Burada geldiğim zaman hatta bir miktar da böyle rahatsız olmuştum. Bir miktar psikolojimi de bozmuştu diyebilirim. Sokak hayvanı diye bir şey yok. Sokakta kedi veya köpek görme ihtimaliniz yok. Çok çok düşük. Ya yani köpeği, Bazen kedi belki ama bazen köpeği kedi, sokak köpeği diye bir şey hiç yok. Hiç görmedim sokak köpeği. Tek evlerde tük. çok köpek, kedi köpek Evet. var. Bununla beraber evcil hayvan olarak evlerde beslenen hayvan çok fazla. Yani önünden yürüdüğünüz apartmanların camlarında size bakan bir kediyle ya da köpekle sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Ya da sabahları, akşamları köpeklerini gezdiren çok fazla insan oluyor. Onlarla çok sık bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Zeytin geldi. Ona geliyorum. Bir de ben pet shopların büyüklüğüne de çok şaşırmıştım. Çok büyük pet shoplar var ya, böyle market gibi Evet, kocaman kocaman ve çok evet. yaygın pet shoplar. Fiyatlar çok makul burada. Evet. Sokakta gördüğüm hayvanlarda da şeye şaşırdım ben. Mesela çok fazla ördek görüyorum. Çok fazla kuğu görüyorum göllerde falan.
Ama mesela işte çok ormanlık bir yer Letonya. Onu da konuşacağız ama mesela bu kadar ormanlık bir yerde sincap falan görmeyi çok bekliyordum. Sanırım bir ya da iki kez gördüm. Birkaç kez gördüm. Yani çok az gördüm. Onun dışında şey var Letonya'da. Çok büyük geyik çiftlikleri var. Ve böyle vahşi hayvanları, vahşi atları izleyebileceğiniz gözetleme kuleleri falan var. Çok keyifli. Oralar ziyaret edilebilir. Çok işli bir yer. Her taraf. Yani Letonya'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi de o. Özellikle Riga'nın. Hani baktığınız zaman tamam nüfusu çok fazla değil ama sonuç olarak burası bir başkent ve kalabalık bir şehir Letonya koşullarında. Letonya'nın nüfusun üçte biri burada yaşıyor. Ve kişi başı düşen yeşil alan metrekare olarak çok fazla. Hem şehrin içerisinde her yere dağılmış durumda hem de boyut olarak da çok fazla. Sürekli olarak bir ağaçla, bir yeşille, bir yürümeniz esnasında ya da bir yolculuğunuz esnasında sürekli olarak yeşille karşılaşıyorsunuz. Her taraf yeşil yani. O bir taraftan da insana oldukça iyi hissettiriyor. Şehrin göbeğinde bile yani Şehrin en merkez göbeğinde, yerinde evet. bile bir de nehir, şehir kanalları, göller falan bizim evin etrafında bile yürüme mesafesinde 5 ayrı göl vardı mesela. Hani hiç şehir dışına çıkmanıza bile gerek kalmıyor. Bir de burası deprem bölgesi değil. Evet. Çok enteresan. Burası deprem bölgesi değil. Deprem diye bir tanım buradaki insanların kafasında pek yok. Sorduğum zaman pek cevaplayamıyorlar. İşte bir arkadaşım söyledi sadece. Ya yani o da 20 yıl önce falan mı çok çocukluğunda yaşamış. Çok küçük bir deprem. Hani bir şaşırdık ne olduğunu anlayamadık falan demişti. Evet, dümdüz bir yer. Dümdüz bir yer. Gerçekten tam olarak dümdüz bir yer. Rampa. Yani öyle bir yokuş, tepe kolay kolay görme şansınız yok. Ben hatta buradaki şoförlerle ilgili şey yapıyordum. Şehrin içerisinde çok az sayıda köprü var. Yani bu köprü de altından tren yolu geçiyor. Mecburen üstünden bir köprü yapmışlar. Bu köprülerde, bu rampalarda sıklıkla araçların boğulduğunu yani... O kadar düz bir şehir ki insanlar düz yolda araba kullanmaya alışmışlar. Hani o rampalardan çıkma alışkanlıkları pek fazla yok ve araçlar sıklıkla o rampalarda boğuluyor. Onu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. O da enteresan gelmişti. Hatta İvalı geçmişte bir tümsek üstüne çıkıp Samet gel gel işte Letonya'nın en yüksek noktasındayız şu anda diye. Bir de burada benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi beyaz geceler oldu mesela. Yaz aylarında hava çok geç kapanıyor. Hatta neredeyse hiç Hiç kapanmıyor. Yarım kapanmıyor. saat falan böyle kararır gibi yapıyor. Sonra tekrar güneş doğuyor. Evet. Kışın da tam tersi tabii. İşte şu dönemlerde mesela 3 gibi falan kararıyor değil mi? Ama Evet, bayağı 3-4 gibi kararıyor. Hatta yani saat 6 olduğunda 10.30 oldu falan artık böyle uykunuz gelmiş gibi hissediyorsunuz. bir süre gerçekten adaptasyonda sıkıntı ben yaşıyorum şahsen mesela işte bazen el o şeydi hani markete gideceksen çık artık falan. Ben de şey dedim daha çok erken niye acele ediyor ki falan. Bir bakıyorum saat 10 olmuş hani saat daha 3-4 diye düşünüyorum. O yüzden böyle gece gündüz karışıyor birazcık burada. Biraz da istersen yeme içme ile ilgili neleri şaşırdığımızı konuşalım. Olur. Bu yeme içme ile ilgili en çok bu markete girdiğiniz zaman dikkatinizi çekecek şeylerden bir tanesi. Marketlerde özel olarak bazı bölümler var. Orada kurutulmuş etler bulunuyor. Yani kurutulmuş dana eti, kurutulmuş ördek eti, kurutulmuş tavuk eti, kurutulmuş çeşit çeşit balık. Evet. Yani balıkları özellikle kurutulmuş ya da konserve olarak tüketiyorlar. Taze balık tüketimini çok Çok. çok fazla karşılaşmadım. Yani tabii ki bir balık reyonu var. Orada taze balıkları da alabilirsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla o kadar da yoğun tercih edilen reyonlar değil taze balık reyonları. Kurutulmuş olan ya da konserve balıkları daha çok tercih ediyorlar Evet. olarak gözlemledim ben. Ve çok farklı türlerde kurutulmuş et Evet. görüyorsun. Hatta ben şeyde de işte kapılmıştım. Kocaman bir geyik bacağı getirmişlerdi şeyde. Evet. Hiç öyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Kocamandı, kurutulmuştu o da. Şeyler ilginç. Evlerle ilgili konuşursak yine hani yemek üzerinden ocak ve tencere ilişkisi. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Evlerde benim şu anda kalıyor olduğum ev, dördüncü evim Letonya'da. Dört evden sadece bir tanesinde evde doğalgaz vardı. Kalan bütün evlerde elektrikli ocak vardı. Onun için kullanacağınız ocak tavanın tencerenin de bu
ocağınıza uygun olması lazım. Yani indüksiyon ocaksa ona uygun tava tencere kullanmanız lazım. Elektrikli ocaksa ona uygun tava tencere kullanmanız lazım. Onun için her Türkiye'deki gibi bir bakıyorsunuz tava al zaten o gazlı ocak. Hani ne koysan çalışıyor Çalışıyor. üstünde ama burada öyle değil. Atıyorum indüksiyonlu bir ocağınız varsa onun üzerine koyduğunuz her tava tencere çalışmıyor. Onu içine alırken tavayı tencereyi özellikle bir etiketini ya da üstündeki sembolleri kontrol edip indüksiyonlu ocağa uygun mu diye emin olmanız gerekiyor. Evet, kalın tabanlı bir tencereyi kullanamayabilirsiniz. Yani Evet. çalıştıramayabilirsiniz ocağınızı. Bir de şey var. Yine yeme içme üzerinden gidersek. Ben şeyde çok şaşırmıştım bira çeşitliliğine. Evet. İnanılmaz çok bira çeşidi var. Alkol marketler var mesela çok kocaman. Evet, sadece alkol üzerine gerçekten ciddi miktarda büyük. Yani sadece biri olarak düşünmeyin. Her çeşit alkolün çok fazla alternatifinin olduğu çok büyük marketler. Bayağı bildiğiniz alışveriş kendi başına bir market büyüklüğünde. Aynen. Bir de beni bir ay ilgili şaşırtan şeylerden bir tanesi alkol oranlarıydı mesela. Hiç aklıma gelmeyen bir şeydi. Hani hepsi standart gibi düşünüyordum ve böyle bir birayla al aşağı olabilirsiniz. O yüzden alkol miktarlarına bakmanızda fayda var. Üzerlerinde yazıyor genelde zaten. Senin söylediğin bir şey vardı, kuskus meselesi. Evet, ben burada ince bulguru çok aradım, bulamadım. Hatta İngiltere'de yaşayan bir tane arkadaşım vardı. O yeni taşınmıştı. O bana göndermişti. İnce bulguru İngiltere'den oradaki Türk marketten alıp. Markette bir an fark ettim ki aslında kuskus ince bulgura çok benziyor. Ve aldım denedim. Hani ince bulgur yerine kullanılabilecek bir şey ama kuskus dendiği zaman aklınıza Türkiye'deki kuskusun gelmemesi lazım. Çok farklı bir şey. Buradaki kuskus, ben kuskus diye hiç oraya ona bakmıyordum. Direkt geçiyordum normalde. Çünkü kuskus Makarna gibi tükettiğim bir bir şey şey. değil. Evet, Türkiye'de makarna gibi bir şey. Ama burada çok farklı bir şeyle karşılaştım. İnce bulgur yerine gerçekten kullanabilirsiniz o kuskusu. Öyle bir farklılık var. Tadım farklı. Tadı farklı, isim aynı, ürün farklı. Öyle bir enteresanlık vardı. Peki ben yemeklerle ilgili şaşırdığım şeyleri genelde anlattığım videolarda. Bu sefer sen anlat istersen. Yemeklerle ilgili neleri şaşırdın? Yemeklerle ilgili mesela yemeklerin tatlı olması içlerindeki şeker miktarı epeyce şaşırtıyor. Yani hep senin de söylediğin bir şey. Benim de özellikle etli yemeklerde sıklıkla şaşırdığım bir şey. Tatlı olması yani orada tuzlu bir şey bekliyorsunuz. Tuzlu bir şey yemeyi bekliyorsunuz. Görüntü olarak tuzlu alıyorsunuz. Bir anda ağzınıza tatlı bir tat geliyor. Bir anlık şaşkınlık yaşıyorsunuz. Ya da turşuda çok şaşırmıştım. İşte restorandayız. Orada bir kavanozun içerisinde turşu koymuşlar. İstediğiniz gibi işte şeyin yanına alabiliyorsunuz. Aa dedim salatalık turşusu. Hani aldım yemeğin yanında çok güzel gider. Aldım koydum. Ağzıma bir attım. O an böyle şeyin bir anlık bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Ağzıma attığım anda böyle bir kaldım. Çünkü kesinlikle hiç beklemediğim bir tatla karşılaşıyorum. Tatlı içerisine artık şeker mi katıyorlar yoksa hiç tuz katmadan turşuladıkları için mi öyle bir tat oluşuyor bilmiyorum. Ama genelde bir sürü yiyecekte o tadı alıyorsun. Yani kuru Evet. fasulye pilav yiyorsun mesela ya da kuru fasulye yiyorsun. Hani bu çok standart şeyler de ya ne kadar riske giriyor olabilirim ki diyorsun mesela. Onlarda da çok beklemediğin tatlarla karşılaşıyorsun. Bazen kullandıkları sebze belki işte havuç gibi tat verici Evet. sebzeler kullandıkları için oluyor. Bazen de bal çok kullanıyorlar yemeklerde. Evet. Bu arada şu da var yani diyeyim balda yaptıkları bir şey ama aynı anda yoğun sarımsak var içerisinde, baharatlar var falan. Yani şey tatlı olup da böyle hani tatlı tatlı yiyeceğim bir şey de değil yani, değil Evet, mi? yani bir tatlı yiyormuşsun gibi de bir yemiyorsun. Farklı, yani tek söyleyebileceğim şey farklı. Denemek, hazırlıklı olmak lazım. Çorba içildi mi burada? Çorba yedim dışarıda restoranlarda. Çorba ile ilgili de şöyle bir şey var. Çorbaların tatları güzel. Ben Evet. çorbalarını beğeniyorum. Yalan yok ama çorba dediğiniz zaman Türkiye'de çorba diye anladığımız şey biraz daha sıvı. İçerisine atıyorum ekmek doğrayabileceğiniz, böyle lıkır lıkır içebileceğiniz bir şey. Burada inanılmaz yoğun bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani çorba olarak aldığınızda zaten nispeten küçük kaplarda servis ediyorlar. İçerisine ekmek doğrayanı hiç görmedim. Bu fırında kurutulmuş ekmekler oluyor ya, unuttum adını. Onlardan nadiren atanlar oluyor ama onu da atmanıza bence gerek yok. Hani zaten yeterince yoğun, ekstra bir şey daha atıp yoğunlaştırmaya gerek yok bence. Öyle bir farklılık var. Çorbaları güzel.
Beğeniyorum ben ama ona da hazırlıklı olun. Evet. O da şey değil, likır likır içeceğiniz bir çorba değil. Bayağı yoğun çorbalar. Bayağı katı. Ben de şeye şaşırmıştım Samet, şimdi sen küçük veriyorlar dedin ya, ben de dışarı çorba içtiğim zaman şey boyutunu sordular. Hani büyük kase alayım falan, başka bir şey mi yiyecektim? Yani büyük kase dediğin şey bildiğin hani bizim meyve, ortaya meyve koyduğumuz büyük Evet. kaseleri var ya, öyle bir kaseye geldi ve inanamadım yani bu kadar çorbayı bir insan nasıl içebilir diye. Ama lezzetliydi Evet. gerçekten. Bu arada ekmek vermiyorlar mesela. Evet, ekmek tüketmek diye bir alışkanlıkları yok. Onu özel olarak istemeniz gerekiyor. O da varsa Varsa evet, veriyorlar. hani mesela kahvaltıya gitmiştik, ben onu da çok şaşırmıştım. Kızarmış yumurta falan var mesela, hani bizde ekmeksiz pek yenilmeyen şeyler diyor, o tarz şeyler. Ama ekmek gelmedi. İstediğimde de şey dediler, bir bakalım varsa mutfakta getirelim. O da böyle küçücük bir ekmek geldi mesela. Burada çok ekmek yemeğin yanında verilen bir şey değil. Ekmekler çok çeşitli. Evet, çok 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 fazla çeşit ekmek var. Gidip marketten şuradan buradan ekmek alırken hani illa damak tadınıza uyan bir şey bulabilirsiniz. Gerçekten ekmekleri de güzel, çeşit de çok fazla. İlla bir tanesi uyacaktır. Hani çok da uzun sürmeyecektir size uyanı bulmanız zaten görsel olarak. Ha bu baktığınız zaman ha bunun tadı şöyledir, bunun tadı ya tatlarını da bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz. Siyah ekmekler hariç. Ama sen şey almıştın ya piknikteyken, hatırlıyor musun? Ekmek almaya gitmiştin de frambuazlı ekmek alıp gelmiştin Evet, falan. ben onu mesela hiç beklemiyordum. Yani baktığın zaman ciyapata gibi görünüyor. Aldık geldik meyveli ekmekmiş Çok aykırı tatlar da var ama ben yani. hep diyorum denemekte fayda var. Ekmekle ilgili bir de şunu ekleyeyim ve yemekle ilgili sarımsak kullanımı. Evet. Sarımsağı çok seviyorlar. Sarımsağı ben de çok seviyorum. Çok mutlu oldum burada bunun bu kadar özgürce tüketilebilmesine. Çünkü Türkiye'de bu rahatlıkla tüketemiyorsun aslında sarımsağı. Burada sarımsağı tüketirken çok rahatlar. Hiç yok kokuyormuş, şuymuş, buymuş. Onları çok fazla takılmıyorlar. İşin ilginç tarafı hani ben de insanlardan sarımsağın kokusunu alıp da rahatsız da olmadım. Belki sarımsağın cinsinden ya da pişirilme şeklinden vesaire öyle bir şeyden de olabilir. Sarımsağı çok yoğun olarak tüketiyorlar. Çok seviyorlar. Sarımsaklı ekmek diye bir şey var. Efsane. Mükemmel bir şey. Yani ben o sarımsaklı ekmeği yediğim zaman durdum ve şunu düşündüm ya. Bu nasıl Türk mutfağında olmaz? Bunu nasıl ben bilmiyorum. Bununla nasıl daha önce karşılaşmadım? Yani aslında Türk damak tadına çok uyan bir şey. Evet. Ama nasıl biz bunu yapmamışız? Türkiye'de nasıl bu yok? Mutfağa nasıl girmemiş? Beni şaşırtmıştı mesela. Bence ekmek tipinden kaynaklanmak. Yani bizde o ekmek tipi çok yaygın bir ekmek tipi değil ya. Kullandıkları o esmer ekmek ve Esmer çok ekmek, tok bir evet. ekmek o. Onu muhtemelen tereyağıyla falan, tereyağıyla ve sarımsakla kavuruyorlar diye Evet, düşünüyorum ben. tam nasıl yaptıklarını ben de bilmiyorum ama Lezzetli, çok tavsiye lezzetli. ederim. Çok Ama bak ben lezzetli. hep diyorum her yer güzel yapmıyor onu. Hani Öyle, evet. öyle. O... Çünkü onun böyle yağ emiş şekli falan filan bence önemli bir şey. Peki alışverişe geçelim istersen. Alışveriş yaparken nelere şaşırdın? Alışveriş yaparken en böyle isyan ettiğim, artık böyle saçımı başımı yolacağım kıvama geldiğim şeydi. Vileda. Yani ben Letonya'ya geldim. 2 ay sonra falan ev tutabildim. 2 ay boyunca Airbnb'lerde kaldım. Oradan oraya taşındım sürekli. 2 ayın sonunda bir ev buldum, taşındım. Evi temizleyeceğim, sileceğim yerleri. Gideyim bir Vileda alayım dedim. Yani Vileda nedir? Yani pahalı bir şey değil. Türkiye hala Türkiye kafasındayım. Yani geldim 2 ay olmuş ama halen Türkiye kafasındayım. Villa da benim için pahalı bir şey değil. Gidip bir milyoncudan işte 20-30 liraya alabileceğiniz ya da marketten hani birazcık daha fazla verip alabileceğiniz bir şey. Burada markete gittim. 40 euro, 50 euro villada. Bu şok oldum yani almak istemedim. Hani inanamadım. Bunu kullanıyor olamazlar diyorum. Yani böyle bir fiyat olmaz. Vile de alt üstü vile de bir tane paspas bir tane kova böyle bir fiyat olmaması lazım. Olamaz diyorum. Direndim. Almadım. Gezdim. Bir sürü yeri gezdim. Hatta bir tanesinde Maxima'ya gittim. Çok uzaktan bir villadayı gördüm. Böyle asılı etiketi. Uzaktan 4 euro olarak gördüm onu. Ha dedim ya yani fiyat böyle bir şey. Yani villada dediğim böyle bir fiyata olur. Yani 40 euro 50 euro ne? Gittim yanına 45 euroymuş. Yani ben... Uzaktan ben sadece dördü görmüşüm. Sonunda kuzu kuzu aldın tabii. Sonunda kuzu kuzu aldım. Sadece kuzu kuzu almakla da yetmedi. Şöyle gittim. Kovasını ayrı aldım. Viledasını ayrı aldım. Aynı raftan, aynı reyondan aldım. Ben
aynı reyondan aldığım için dikkat etmemiştim. Uyumlu diye düşünmüştüm. Kova ve paspası aldım. Eve geldim. Bir baktım paspas ve kova birbiriyle uyumsuz. Artık paketleri de açmıştım. Hiçbir şey yapamayacağım. Mecbur paşa paşa gidip bir paspas daha aldım. Ve hani 30 euroya 40 euroya almaya direndiğim şey bana 50-55 euro gibi bir şeye denk gelmişti günün sonunda. Hatta vile de almaya ilk günlerde direndim. Şey ya diyorum olmaz böyle bir şey. Oturdum şey aldım bez aldım yerleri hani çöktüm. Yerleri bezle falan sildim. O şekilde temizledim. Ama günün sonunda yapacak hiçbir şey yok. Ne kadar direnirsem direneyim paşa paşa gittim. Aldım öyle dayı. Hem de Ödeyerek. ekstra fazladan da ödeyerek aldım. O paranın sen durası yokmuş. Aynen. Onun çıkacağı varmış Çıkacağı varmış yani. aynen. Aslında bugün konuşacağımız çok konu var. Şaşırdığımız çok şey var Letonya ile ilgili ama hepsini bir videoda konuşursak yaklaşık bir saate yakın bir video çıkar diye düşünüyoruz. Haliyle bugünlük bu kadar diyelim bence. Evet, bir sonraki devam videomuzda sizleri bekliyoruz. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.